Merhaba gençler. 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Bu sene AYT Kimya Soru Bankası'nın video çekimlerini birlikte yürüteceğiz. Birazcık size konularımızdan bahsedeyim. İlk ünitemiz modern atom teorisi. Bugünkü videomuz modern atom teorisinin birinci kısmı. Modern atom teorisini şöyle anlatabilirim. AYT'nin en minnoş konusu, en minnoş ünitesi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü daha modern atom teorisini sevmeyen bir öğrenciye rastlamadım. Gerçekten çok eğleneceğimiz, çok güzel eğlenerek öğreneceğimiz bir ünite. Peki biz bu ünitede neler öğreneceğiz? Bakalım. Atomun kuantum modeli. Arkadaşlar atomun kuantum modeli derken aslında bildiğimiz TYT'deki atomun modellerinin gelişmişini göreceğiz. Şimdiki hayatımızda kullandığımız modern atom teorisinin kuantum modelini inceleyeceğiz. İkinci kısımda ise elektron dizilimleri, yani diğer adıyla elektron konfigürasyonunu öğreneceğiz. Elektronu biz nasıl konfigürasyon ediyoruz, nasıl diziyoruz bunu öğreneceğiz. Üçüncü kısımda periyodik özellikler, yine TYT'den aşina olduğumuz bir konu. Periyodik cetvelde soldan sağa gittikçe, yukarıdan aşağı gittikçe bu özellikler nasıl değişiyor buna bakacağız. Son kısımda ise yükseltgen ve basamağı şeklinde öğreneceğiz. Evet, devam edelim. İlk kısımda atomun kuantum modelini inceleyeceğiz. Atomun kuantum modelini incelerken Bohr atom modeline bakmamız gerekiyor. Yani TYT kısmını bir hatırlayalım arkadaşlar. Bohr atom modelinde çekirdekte protonlar ve nötronlar var ve gördüğünüz gibi dairesel yörüngeler var çevresinde. Bu dairesel yörüngelerde ise elektronları görüyorsunuz. Şimdi Bohr neden yetersiz kalmış? Bundan bahsedeceğim. Çünkü Bohr tek elektronlu sistemlere çalışmıştır. Tek elektronlu sistemlerde bunu açıklamıştır. Fakat çok elektronlu sistemlerde yetersiz kalmıştır. Yani buna gücü yetmemiştir diyebiliriz. Bohr atom modelindeki dairesel yörünge kavramı kesinlikle kuantum mekaniğine uymuyor. Çünkü biz artık dairesel yörüngelerden bahsetmeyeceğiz. Enerji düzeylerinden bahsedeceğiz bu ünitede. Bohr elektronun dalga özelliğini dikkate almamıştır. Dalga özelliği ne demek? Işıktan bahsedecek olursak ışığın dalga özelliği vardır. Dalga halinde yayılır. Biz burada atomu da bu şekilde inceleyeceğiz. De Broglie'ye göre elektronlar tanecik özelliği gösterirken aynı zamanda dalga özelliği de gösterir. Nasıl ışık dalga özelliği gösteriyorsa biz burada bu ünitede elektronların da dalga özelliği gösterdiğini söyleyeceğiz. Geldik Heisenberg'e. Heisenberg belirsizlik ilkesine göre elektronun konumu ve hızı aynı anda belirlenemez. Bu ne demek? Buna şöyle bir örnek vermek istiyorum video ve fotoğraftan. En aşina olduğunuz şeyler değil mi sizin şu anda? Mesela video çektiğim zaman ben bu videoda hızı hesaplayabilirim ama ben videodaki görüntünün konumunu hesaplayamam. Fotoğraf çektiğim zaman ise konumu hesaplayabilirim. Bu sefer hızı hesaplayamam. Heisenberg bu şekilde aklınızda kalabilir bence. Elektronun konumu ve hızı aynı anda belirlenemez. Heisenberg belirsizlik ilkesi diyoruz buna. Peki Schrödinger'in dalga denklemine gelecek olursak. Schrödinger elektronun bulunabileceği enerji düzeylerinden bahsetmiştir ve dalga fonksiyonlarını kuantum sayıları ile ifade etmiştir. Birazdan kuantum sayılarına gireceğiz. Hepsini tek tek açıklayacağız. Geldik önemli kısma. Burayı unutmayın çünkü çok haşır neşir olacağız bu ünitede. Ne bu? Orbital. Orbitali unutmayın. Elektronların atomda bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgeleri biz orbital diyoruz. Aynı şekilde biz buna elektron bulutu da diyebiliriz arkadaşlar. Elektron bulutu. Şimdi atomun kuantum sayılarından bahsedeceğiz. Burası size birazcık soyut gelebilir. Birazcık kafanız karışabilir. Hiç dert etmeyin. Bunların hepsini hallederiz. Ve sorularla pekiştirerek iyice öğrenebiliriz. Sıkıntı yapmayın. Kuantum sayılarından bahsedeceğim. Birincisi baş kuantum sayısı, bu n ile gösterilir. Biz n'i 1, 2, 3, 4 şeklinde de gösterebiliriz. Veya k, l, m, n şeklinde harflerle de ifade edebiliriz. Baş kuantum sayısı aslında TYT'den birazcık ipucu alacak olursak aslında bildiğimiz periyot numarası, yörünge numarası. Burada sadece orbitallerin başına gelen katsayı olarak düşünebiliriz. Nasıl? Orbitallerimden çok ufak bahsetmek istiyorum. 4 tane orbitalim var. S, P, D, F orbitalleri. Ben burada mesela S orbitalinden size örnek vermek istiyorum. 3s şeklinde karşıma bir orbital gelirse burada bu 3 bunun katsayısı. Ama ben artık katsayı demiyorum. Buna baş kuantum sayısı diyorum. Baş kuantum sayısı bana bu orbitalin periyodunu, yörüngesini verir. O zaman ne diyoruz? Elektronun çekirdeğe olan uzaklığını gösteren kuantum sayısı baş kuantum sayısıdır. Biz bunu periyot k
katman, kabuk, enerji düzeyi, enerji seviyesi olarak da adlandırabiliriz. Evet, şimdi geldik ikinci kuantum sayısına. İkinci kuantum sayısı açısal momentum kuantum sayısı. L ile gösterilir. L ile gösterilir. İkinci kuantum sayısı olduğu için aynı zamanda buna ikinci kuantum sayısı da deniyor. Şimdi ismi biraz karışık geliyor. Farkındayım ama hiç dert etmeyin. Hemen hallediyoruz. Açısal momentum kuantum sayısı L ile gösteriliyor. Ve biraz önce söylediğim orbitallerin hepsinin ayrı bir açısal momentum kuantum sayısı var. İşte buradaki şu kısım gerçekten önemli. L değerini S orbitali için 0 alıyorum. P orbitali için 1 alıyorum. D orbitali için 2, F orbitali için 3 alıyorum. Burayı ezberlemeniz gerçekten önemli. Peki bu açısal momentum kuantum sayısı bana neyi ifade ediyor? Ben burada neyi buluyorum? Orbitalin şeklini buluyorum. Ama asıl önemli kısım hangi orbital olduğunu. Yani orbitalin cinsini gösteren kuantum sayısıdır diyorum. Bu kadar dedik. Orbital orbital. Peki bu orbitalleri bir tanıyalım mı önce? Haydi bakalım orbitallerimizi tanıyalım. Birinci orbitalimiz S orbitali. S orbitali şekillerde gördüğünüz gibi küresel, yuvarlak şekilde. En fazla 2 elektron alabiliyor. Arkadaşlar bir orbital en fazla 2 elektron alabilir. Baş kuantum sayısı arttıkça, baş kuantum sayısı dediğimiz neydi? Neydi? Başındaki katsayı, orbitalin başındaki katsayıyı da. Baş kuantum sayısı arttıkça S orbitalinin de büyüklüğü artıyor. Aynı zamanda enerjisi artıyor. Bakın şekilde gördüğünüz gibi. Ne olmuş? Burada baş kuantum sayısı arttıkça 1S'den 2S'e sonra 3S'e geçmiş. Ve ne olmuş? Orbitalimin şekli büyümüş. Orbitalimin enerjisi de artmış. Burada önemli kısmı söylüyorum. Her enerji seviyesinde bulunur. Ve birinci enerji seviyesinden itibaren S orbitali her enerji seviyesinde bulunur diyoruz. Geldik ikinci orbitalimize. P orbitali. Şeklini görüyorsunuz. Bakın sonsuzluk işaretine benziyor. Ve farkındaysanız 3 tane. P orbitali 2 tane özdeş lobdan oluşuyor. Eşit enerjide 3 tane orbitaldir. Biraz önce S orbitali şöyleydi. 1 taneydi. Fakat P'ye geldiğimiz zaman 3 tane orbital oluyor ve eşit enerjiye sahip orbitaller oluyor bunlar. Ne demiştik? Bir orbital en fazla 2 elektron alıyor. Bir orbital en fazla 2 elektron alıyorsa P orbitali 3 tane olduğu için 6 elektron alabilir diyoruz. Şimdi geldik yine önemli kısma. Burası önemli, neden ilerleyen kısımlara çok kullanacağım. İkinci enerji seviyesinden başlıyor. P orbitali normalde ilk enerji seviyesinde yok. İkinci enerji seviyesinden başlıyor ve sonrasında her enerji seviyesinde bulunabilir diyoruz. Sıradaki orbitalimiz D orbitali. Şeklini şöyle bir şey benzetiyorum ben. Su balonları var ya böyle küçük. Onlara benzetiyorum. Bakın çok sevimli, minnoş bir şekli var bence. D orbitalinden bahsedecek olursak D orbitali de 5 tane. S orbitali 1 taneydi. P orbitali 3 taneydi. D orbitali 5 tane. Bir orbital en fazla 2 elektron alır demiştik. 5 tane olduğuna göre en fazla 10 elektron alabilir D orbitalleri. Bu D orbitalleri ise 3. enerji seviyesinden başlıyor. Her enerji seviyesinde bulunuyor. Geldik son orbitalimize. 4 tane orbital var. Aslında daha fazla orbital çeşidi var arkadaşlar ama bu müfredatta 4'ünü incelememiz bizim için yeterli. Daha fazla çok ayrıntı oluyor. Müfredatımızda 4 tanesi var. F orbitali de 7 tane. Eş enerjide 7 tane orbital var. 5, 6, 7. En fazla 2 elektron alıyordu bir orbital. O zaman bu kaç alacak? Tabii ki de 2 çarpı 7'den 14 elektron. Bu da 4. enerji seviyesinden başlıyor. Her enerji seviyesinde var. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak. S orbitali, P orbitali, D orbitali, F orbitali. S orbitali 1 tane dedik. P orbitali 3 tane. D'ye gelince 5 tane. F orbitaline geldiğimiz zaman ise biraz sağa alalım. F orbitaline geldiğimiz zaman ise 7 tane dir arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Evet, bunların sayılarını bilmemiz gerçekten önemli. Şimdi birinci kuantum sayımız baş kuantum sayısıydı. İkinci kuantum sayımız açısal momentum kuantum sayısıydı. Arada bir orbitalleri tanıdık. Bir bakalım orbitaller kimmiş, neymiş. Şimdi geldik üçüncü kuantum sayımıza. Üçüncü kuantum sayısı manyetik kuantum sayısı. ML ile gösteriliyor. Bu
bir orbitalin uzaydaki yönünü belirliyor ama en önemlisi aslında kaç tane orbital olduğunu gösteriyor. Biraz önce L için ne demiştik? Hangi orbital olduğunu gösteriyordu. Ama ML ise kaç tane olduğunu gösteriyor. Sakın düşme. Sakın düşme. Neye düşeceğiz? Bakalım. Kaç tane orbital olduğunu öğrenmek istersek ML 2L artı 1 kuralımız var. Şimdi bunu mesela yapalım. L'yi kullanacağız burada. P orbital için diyorum. L değerim kaçtı? Şöyle yapalım. L değerlerini bir hatırlayalım. S için 0, P için 1, D için 2, F için 3'tü değil mi arkadaşlar? Burada şimdi ben mesela P orbitaline bakacağım. P orbitalinin kaç tane olduğunu bulacağım bu formülde. ML eşittir 2L artı 1. ML eşittir dedim. 2 çarpı P orbitali için L değerim 1'di. O zaman 2 çarpı 1 artı 1 oldu. ML buradan 2 çarpı 1'den 2 artı 1'den 3. Burada dedim ki aslında dediğim şey şu, mantık şu. P orbitali 3 tane. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu formülü ezberleme ne gerek var ki? Zaten ben biraz önce S, P, D, F'nin sayılarını söylemiştim. Yani bir daha bu formülü ezberleme bence hiç gerek yok. Yani S, P, D, F'nin sayılarını direkt ezberlediğiniz bence çok daha mantıklı olur. Yani ML değerinin böyle bulmuyoruz. Devamı var. Daha dur. Devam ediyorum. Sadece burada orbitallerin sayısını buldum. Ama ML değerlerine geldiğim zaman işte buradaki önemli bilgi, işte buradaki tablo. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Şimdi orbital türlerini bana vermiş S, P, D, F şeklinde ve L değerlerini vermiş. Bakın 0, 1, 2, 3. S orbitalinin L değeri 0, P orbitalinin L değeri 1, D'nin 2, F'nin 3. Bayağı bir tekrar ettik ama olsun, önemli. Geldik ML değerine. ML değeri ise aslında şurası çok önemli. Çok çok önemli. ML değerleri eksi L'den artı L'ye değer alır. Aslında bu orbitalin aldığı ML değeridir. Eğer S orbitalinde L 0 olduğu için ML'si 0. P orbitalinde L'si 1 olduğu için ML'si eksi L'den artı L'ye olacağı için eksi 1, 0 artı 1. D orbitalinde L değeri 2 olduğu için eksi L'den artı L'ye alacağım. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 artık. Yani eksi L'den artı L'ye görüyorsunuz. L değeri 3 olduğu için de eksi 3'ten artı 3'e değerlikler alıyor. Şimdi ben bunu şöyle bir tık daha ayrıntıya alacağım. Mesela kim için konuşalım? P orbitalleri. Nedense P'den örnek verdim. 3 tane orbitalimiz var değil mi? Bunu mesela atıyorum. Şu tablo aklınıza gelmedi. Veya şu kural aklınıza gelmedi. Eksi L'den artı L'ye. Ya ML değerleri neydi ya falan diye düşünüyorsunuz soru çözerken. Hemen çizin. P orbitalleri 3 tane. Ortaya sıfır alın. Sanki bir sayı doğrusundaymış gibi sayıları hemen yerleştirin. Sola eksi 1, sağa artı 1. Oldu bile. Bitti. Bu kadar aslında. Hiç korkacak bir şey yok ya. Yani gözümüzü korkutuyorlar birazcık. D. 5 tane orbitalim var. Ortaya geldim. Sıfır yazdım. Sola doğru eksiye gideceğim. Sağa doğru artıya gideceğim. Bakın işte ML değerleri. Bitti. Bu kadar. Geldim son kuantum sayısına. Bitmek üzere. Az kaldı. Şimdi spin kuantum sayısı diyoruz. MC ile gösteriliyor. Bu biraz kafa karıştırıcı bir kısım. Fakat hiç dert değil dediğim gibi. Bir orbitalde maksimum 2 elektron bulunur. Ve bu 2 elektron zıt yönlü hareket yapar. Bu ne demek? Bir orbitalde bir yukarıya bakan bir de aşağıya bakan orbitalimiz vardır. Bunlar dönerler. Zıt yönlü şekilde dönerler. Spin kuantum sayısı ise yani MC değeri ise bize elektronların dönme yönünü gösterir. Elektronun dönme yönüne göre bu elektron MC değeri olarak artı 1 bölü 2 şöyle yukarı bakan elektron diyelim veya eksi 1 bölü 2 aşağıya bakan elektron şeklinde değerlerini alabilir. Burada şekli görüyorsunuz. Bakın yukarı bakan bir elektron var. MC değeri artı 1 bölü 2. Aşağı bakan bir elektron var. MC değeri eksi 1 bölü 2 diyoruz arkadaşlar. Evet, bir sorumuz var. Şimdi sorularla pekiştireceğiz konumuzu. 3D alt enerji düzeyindeki N, L ve ML değerleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Buradaki N dediğimiz ne? Baş kuantum sayısı. Yani katsayısı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. L değeri dediğimiz açısal momentum veyahut ikincil kuantum sayısı. ML değeri dediğimiz de manyetik kuantum sayısı. Şimdi diyor ki bana 3D alt enerji düzeyindeki bu değerleri bulunuz. Baş kuantum sayısı dediğimiz katsayısı. Bakıyorum 3D için konuşuyorum.
3D'ye de kat sayısı kaç? 3. Yani baş kuantum sayısı 3. Şimdi burada baş kuantum sayısı 3 olmayanları eledim. Hop gittiniz. Haydi bakalım. Sonra geldim L kısmına. Burada L kısmına bakarken neye bakacağım? Orbitalin türüne bakacağım. L değerlerini tekrar bir yazalım. S için 0, P için 1, D için 2, F için 3 oluyordu. O zaman bakalım hangi orbital bu? D orbitali. O zaman ne olacak? L değeri 2 olacak. Bakıyorum. Hem bunda hem bunda L değeri 2. Demek ki benim şıkkımı kim belirleyecek? ML değeri. Peki ML değerini nasıl yapıyorduk? ML değeri eksi L'den artı L'ye gidiyordu. O zaman ne yapacağız? L değerimiz 2 olduğuna göre eksi 2'den artı 2'ye giden değerleri bulacağız. O da burası oluyor. Cevabımız Edirne. E şıkkı. Geldik yeni bir başlığa. Bir orbitalin enerjisi benim için önemli. Çünkü elektron dizilimi yaparken enerjilerine göre yaparım. Yani bu orbitalin enerjisini bilmem gerçekten önemli. Orbitalin enerjisi nasıl hesaplanıyor? Burada bilmem gereken N değeri, yani baş kuantum sayısı ve L değeri açısal momentum kuantum sayısı. Formülüm şu. Orbitalin enerji düzeylerini karşılaştırmamıza yarayan formül N artı L. Yani ne yapıyorum? Baş kuantum sayısıyla açısal momentum kuantum sayısını topluyorum ve ben bu orbitalin enerjisine bakıyorum. Mesela burada böyle bir soru var. N artı L değeri demiş. Yani direkt enerji diye de sorabilir sorularda. N artı L değeri diye de gelebilir. Ama orbitalin enerjisi diye sorarsa arkadaşlar bu formülü kullanacağız. N artı L değeri 5 olan en yüksek enerjili orbital aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım tek tek bunları inceleyelim. 3D'ye geldim. Şimdi 3D'de neyi bulmam lazım? N artı L değerini. 3D'deki N değerimiz 3. Çünkü baş kuantum sayısı. L değeri. Evet, L'yi ben şuraya yine kenarda dursun. S için 0, P için 1, D için 2, F için 3 diyorum. Kenarda dursun. N artı L. D orbital için ne demiştik? 2 demiştik. Burası 5 çıktı. Hemen işaretleyelim. A şıkkı. Hayır. Orada bir duracaksın. Bir bekleyeceksin. Belki de şaşırtma vardır. Bir bakalım hepsine. Geldik 4B'ye. Yine N artı L değeri yazalım. N değeri 4. L değeri P olduğu için 1. Yine 5 çıktı. Bakın demek ki farklı bir durum var. 5S orbitali için bakıyorum. N değeri N artı L diyelim. Yine N değeri 5. S orbitali olduğu için L değeri 0. Burası da 5 çıktı. Hangisi? Şimdi geldik D şıkkına. N artı L değerine bakacağım. N değeri 5. L değeri P olduğu için 1. Burası 6 çıktı. Neyse bunu bari eledik yani. Geldik 4F. N artı L diyoruz. N değeri 4. F değeri 3. 7. Neyse bunu da eledik. Şimdi geldik en yüksek enerjili orbitali bulmaya. Şimdi değeri 5 olan zaten bunun değeri 5. Bunun değeri 5. Bunun değeri 5. Ama bana en yüksek enerjili olanı soruyor. En yüksek enerjiliyi nasıl bulacağım? Eğer N artı L değerleri aynı çıkıyorsa burada benim kıyaslamama yarayan şey yine baş kuantum sayısıdır. Yani baş kuantum sayısına bakıyorum. En büyük sayıya sahip olan en yüksek enerjiye sahip diyorum. Şimdi bu üçünü kıyaslayacağım. 3D var, 4P var, 5S var. Hangisinin enerjisi daha büyük? Tabii ki de baş kuantum sayısı en büyük olanın enerjisi daha büyük. Yani burada baş kuantum sayısı 5 olduğu için C şıkkını seçiyorum bu soruda. Evet, şimdi yine bir enerjilerin karşılaştırılması sorusu var. Bakalım hemen bu soruya. Bana 3D, 4S ve 4P orbitalleri verilmiş. 3D, 4S, 4P. Bunların enerjilerini kıyaslayacağız. Yine N artı D. N değeri 3, L değeri 2. Artık ezberlememiz lazım. Yani bunda hızlanmamız lazım. Direkt L değerini tak 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 yazmamız lazım. Çünkü vakit kaybı oluyor diğer türlü. N değerimiz 4, L değeri 0. Burada 4 geldi. N değerimiz 4, L değerimiz 1. Buradan da 5 geldi. Gördüğünüz gibi yine aynı sayılar var. 5'e 5. Burada neye bakacağım? Tabii ki de baş kuantum sayısı büyük olan alacağım. 5'e 5 burada. Baş kuantum sayısı büyük olan 4 ve 3'ü kıyasladığım için 4P. O zaman kıyaslama yapıyorum. 4P büyüktür 3D'den. O da büyüktür 4S'den. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz 3D 4S'den enerji olarak daha büyük. Zaten ilerleyen zamanlarda da bunu göreceksiniz. 3D'yi sonra yazacağım 4S'den. Neyse. Çok spoiler vermeyeyim. Evet. 4P büyük 3D'den. Nerede bu şıkkım? 4P büyük 3D'den. O da büyük 4S'den dedim. B şıkkı olarak bu soruyu buluyorum.
Geldim son soruma. Atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayılarından hangisine sahip olamaz? Şimdi burada bakmam gereken şey şu. En değerleri. En değerleri neydi? Baş kuantum sayısı ve enerji düzeylerini veriyordu bana. Şimdi ben buraya şöyle tek tek yazabilirim. Birinci enerji seviyesinde hangi orbital var? Bu önemli. Birinci enerji seviyesinde sadece s orbitali var. İkinci enerji seviyesinde s ve p orbitali var. Üçüncü enerji seviyesinde ise çok kötü yazdım. S, p, d orbitali var. Dördüncü enerji seviyesinde s, p, d, f orbitalleri var. Şimdi buraya bakarak kıyaslım yapacağım. A şıkkında diyor ki baş kuantum sayısı 3 iken l değeri 2 olabilir mi? Bakıyorum 3. enerji seviyesinde l değerinin 2 olduğu d orbitali var. Evet, olabilir. Olabilir. L değeri 2 iken ml değeri eksi 2 olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Ml değeri eksi l'den artı l'yeydi. Yani l değeri 2. O zaman ml değeri eksi 2'den artı 2 olacak. Neden olmasın? Geldik baş kuantum sayısı 2. Baş kuantum sayısı 2 olduğunda ikinci enerji seviyesinden bahsediyor. S ve P orbitalleri var. L değeri 1 olabilir mi? Evet, çünkü P'nin L değeri 1'dir. P burada olduğuna göre olabilir. Eksi L'den artı L'ye olduğu için ML değerleri bu da olabilir. Geldik C şıkkına. Yine baş kuantum sayısı 2. Gördüğünüz gibi S ve P orbitalleri var. Burada L değeri 0 olan S orbitali, ML değeri de 0 olabilir. Bu da olabilir. Geldim D şıkkına. D şıkkında en değeri 1. Yani birinci enerji seviyesinden bahsediyor. Birinci enerji seviyesinde sadece S orbitali var. Yani benim L değerim sadece 0 olabilir. ML değerim de yine 0 olabilir. Bu da oluyor. Geldik yine en değeri 1. Yani baş kuantum sayısı 1. Birinci enerji seviyesine. Birinci enerji seviyesinde S orbitali olduğu için L değeri 2 olamaz. Neden? L değerin 2 olduğu orbital D'dir. Burada D var mı? Yok. O zaman bu değeri alamaz. Bu kuantum sayısına sahip olamaz. Eğer n eşittir 1, yani baş kuantum sayısı 1 ise L değeri 2 olamaz arkadaşlar diyoruz. Ve bu kısmımız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İnşallah işinize yarar. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.